Çalışıyor mu? Sesim geliyor mu? Geliyor. Evet. Artık süre doldu. Yayına geçebiliriz. Ha bu arada. Öyle kamera oyunlarına falan girmeyin. Bu programın normalde olduğu gibi devam etmesini istiyorum. Kemal'cim. Şu andan itibaren burada olan biten hiçbir şey kaçırmayacaksın, tamam mı? Tamam, tamam. İyi yayınlar. Görüntüyü ver Erol. Öncelikle sağduyusuz olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda ev benim kontrolümde. Kafanızda bir sürü soru var biliyorum. Onun için sakin olun, arkanıza yaslanın. Sadece buradakilerin arkadaşlarının, akrabasının değil, herkesin korktuğunu, heyecanlandığını tahmin ediyorum. Hatta biliyorum. Bütün Türkiye'nin. Biliyorum ki bizi çok fazla insan izliyor ve herkes bu insanlar için endişeleniyor. Çünkü onları az ya da çok tanıyorsunuz. Bazılarınız onları yakından tanıyor, bazılarınız uzaktan tanıyor. Neyse, kafanızdaki sorulardan bahsediyorduk. Bir, ne oluyor? Silahlı bir adam canlı yayında bu evin içinde 7 yarışmacı, bir kameraman ve bombalarla oturuyor. Evet. Galiba tam olarak olan bu. Bakın. Çocuklarınızı yatırın. Lütfen. Ama siz sakın gözünüzü bile kırpmayın. Çünkü bu akşam öyle hiç de alışık olmadığınız bir program seyredeceksiniz. Yani en azından ben öyle umuyorum. Şimdi gelelim diğer soruya. Neden? Çünkü paramın karşılığını almak istiyorum. Yani bana seyrettirilen reklamların karşılığını istiyorum. Televizyonu birazcık daha seyredilebilir bir şey haline getirmek istiyorum. Yani bu siktir boktan yarışmaya birazcık heyecan katmak istiyorum. İşte onun için buradayım. Yani bu akşam bütün yayın kurallarını bir süreliğine ortadan kaldırmak istiyorum. Bombalar tamamen bir önlem. Ne? Şimdi sen buraya paranı almak için mi geldin? Ne kadar istiyorsun vereyim ben sana. Tamam. Kabul Barış, anlaştık. Eğer bana 10 lira verirsen ben bombaları etkisiz hale getiriyorum ve evden çıkıp gidiyorum. Tamam. Bırak bizi, ben getireyim. Barış, gevezelik ediyorsun ama. Abicim, yani bak içeriye para sokmak, evde para yok. Yani yok abi, bizde de para yok. Nasıl konuşuyor? Kurallara göre bu yok. Yasak şunu kurallardan. Tamam da edebilirsiniz. Sen demedin mi kaç para istersen getireyim vereyim diye? Abicim, ha? Tamam. Tamam. Tamam abi, tamam. Biz de... Şu anda paran var mı? Yok yok abi. Yok. Kemal, sende var mı abi? Barış, paran abi yoksa sik kafalılık yapmayacaksın demek ki, tamam mı? Bak. Neye bakıyorsun Barış? Efendim? Bak, aman abi, ne diyeceğim? Aman. Önce biraz sakin olalım. Merhaba Ergin Bey. Ya kusura bakmayın, biz sizsiz başlamak zorunda kaldık ama. Malum, İstanbul trafiği. Evet. Yani biz sizinle yayından önce konuşmuştuk ama seyircilerimiz herhalde sizi tanımıyorlar. İsterseniz ben size konuşayım. Kamera koridorunda ya sizinki gibi interkomlar var. Hasan onlardan oldu. Birini alırsa konuşabilirsiniz. Başkomiser. Kamera koridorunda. Evet. Bu durumla kendileri ilgileniyor. Değil mi Ergin Bey? Doğrudur.
Şöyle yapalım mı? Kamera koridorunda kulaklıklar var. Onlardan birini alabilirsen eğer daha rahat konuşuruz. Yok. Böyle gayet iyi. Böyle devam edelim. Ne oldu yoksa canlı yayın heyecanı falan mı? Yok. Ama konuştuğumuz her şeyi de bütün Türkiye'nin duymasına gerek yok. Öyle değil mi? Bak, istediğini böyle elde edebilmen çok daha zor. Eğer birebir konuşabilirsek... Ya ben birebir konuşmak istemiyorum. Ben bütün konuştuğumuz her şeyi Türk halkının da duymasını istiyorum. Anlaşıldı. Güzel şov planlamışsın. Tamam. Sen nasıl istersen ama... Şimdi aklıma geldi. Ya siz büyük bir ihtimalle benim kim olduğumu bulmak üzeresinizdir ama... ...bu gece benim ismimi hiç kullanmayalım. Olur mu? Nasıl? Yani sana adınla hitap etmeyeceğim, öyle mi? İsmimle hitap etmeyeceksin ya da başka herhangi bir şekilde kullanmayacaksın. Tamam. Sen nasıl istersen. Hadi bırak bu insanları. Sonra ne istiyorsan. Ergin, sen sadece benim değil, tüm Türk halkının zekasını küçümsüyorsun, biliyorsun değil mi? Tamam, özür dilerim. Mevzuat böyle, hiç olmazsa bir kere denemek zorundaydım. Gerçekten ne istiyorsun? Dünya barışı, bütün halkların kardeş olması, ekonomik dengesizliklerin ortadan kalkması, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ni alması, bu tip şeyler istiyorum Ergin, yapabilir misin? Gerçekten çok komik. Bak yalın konuşacağım. Sen zeki ve nazik bir adama benziyorsun. Ya o sizin nezaketiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ama başın aklını alamayacağı kadar büyük belada. Eğer şu anda o insanları serbest bırakırsan sana yardımcı olabiliriz. Birkaç ay sonra bu gece de sen de unutulup gidersin. Unutulmak? Tamam neyse. Bak kısaca çok üzgünüm Ergin ama bu gece başın senin gerçekten belada. Bak dinle beni. Gerçekten sadece beraber. Şunu anlatmaya tamam, çalışıyorum. Tamam Ergin sus artık yeter. Dinle ama. Tamam artık senin için ayrılan vaktin sonuna geldik Ergin, tamam mı? Yeter. Başkomiser Ergin Hasanoğlu'nun saldırganı ikna çalışmaları bir sonuç vermedi. Emniyet güçlerinin ne yapacağıysa merak konusu. İçeriye girme amacını hala bilmiyoruz. Bu olayın nerelere varabileceğini de bilemiyoruz. Peki bu durumdayken canlı yayına girme kararı doğru bir karar mı sizce? Şimdi Oğuz Bey, oradaki durumu tam olarak bilmiyoruz. Türk polisinin böyle durumlar için önceden çalışılmış senaryoları var. Setenay. Setenay. Tamam. Bak. Nihat'in gidişine ağladığını falan varsayıyorum. Çünkü bu o kadar da korkulacak bir durum değil. Bak sana getirdim. Hadi bak. Ya şaka mı bu? Eğer şakaysa lütfen artık yeter yani. Bak kız burada hakikaten kötü oldu ya. Zaman tabii kız çok fena oldu. Yazık ya. Ya. Hadi Tülin Hanım. Yeter mi bu kadar? Açıklayalım mı? Ya. Abi şaka olmuş be abi be. Abi söyleyin şunları. Yok öyle bir şey ya. Oturun abi yerinize. Otur. Tamam. Taner yerine otur. Lütfen artık biraz sakin olur musun? Ergin sürekli lafımı kesip durma ya. Ya bak sana sinirlendim Barış'a patladım. Barış hadi kalk abi sen de yerden hadi. Koray yardım et abi çocuğa gitsin ağzını yıkasın hadi. Hadi abi. Yalvarırım bizi kurtarın. Görmüyor musunuz bizi? Senay sizi kurtarmalarını mı istiyorsun? Evet. Sizi kurtarmalarını mı istiyorsun sen? Ergin, bak Şenay onları kurtarmalarını bekliyor. Ne yapacaksın? Ne yapacağımızı mı merak ediyorsun? Evet, aslında merak ediyorum. Ne oldu? Endişelenmeye mi başladın yoksa? Hayır. Sadece merak ettim. Ya bence bunu bütün Türkiye merak ediyor şu anda. Sana şu kadarını söyleyeyim. Bu gecenin sonunda o insanlar evlerine gidecek. Sen de benimle birlikte emniyete geleceksin. Bu gece biraz zor ya. Başka bir yere sözüm var. Hadi. Tamam Şenay. Bak. Ergin sizi bu akşam evlerinize yollayacakmış, tamam mı? Hadi biraz rahatla. Hadi otur yerine. Otur yerine, hadi. Tamam,